Merhaba sevgili arkadaşlar Halime'nin mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurt ve sarımsağın efsane buluşmasıyla çok lezzetli bir köfte tarifim var. Yapımı oldukça kolay. Bu köfte ister gün masanıza isterseniz günün herhangi bir önüne gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hem çok lezzetli hem çok pratik bir tarif. Dilerseniz hep beraber yapımına geçelim. Köftemizi hazırlamak için öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 su bardağı köftelik burgu. Ölçülerde kullandığım bardaklarım 200 mililitrelik yani klasik su bardaklarından. 1 çay kaşığı tepeleme tuz. Son olarak 2 su bardağı kaynatılmış suyumu da burguların üzerine ilave ediyorum. Burgularımın tamamen ıslanmasından emin olabilmek için bir kaşık ile karıştırarak hepsinin ıslanmasını sağlıyorum. Üzerine bir kapak ile kapatıp en az bir 10 dakika dinlendiriyorum. Tam 10 dakikanın sonunda burgularım çok güzel şişti. Artık köftemi yapmaya başlayacağım. Öncelikle bir kaşık ile karıştıralım. Biliyorsunuz ki sıcak suyla ıslatmıştık arkadaşlar. Bu aşamada eliniz yanabilir. İlk etapta bir kaşıktan yardım alalım. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber ve bir su bardağı unumuzu da ilave edelim. Tekrar kaşık ile tüm malzememizi güzelce karıştıralım. Ta ki burgulumuz ılık olana kadar. Burgulunuz baktınız artık elinizi yakmıyor ise arkadaşlar. Elle yoğurma aşamasına geçebilirsiniz. Burgulum tamamen ılık hale geldi. Bu aşamadan sonra elle yoğurma işlemine devam ediyorum. Köftemi yoğururken bir çay bardağı su kullandım arkadaşlar. Ara ara suyumu da vererek köftemi yoğuruyorum. Tam bir çay bardağı su kullandım. Fakat bu su miktarı sizde değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Köftenizi yoğururken artık burgul ve un tamamen birbirini tutuyor ve dağılmıyor ise e, su eklemeyi bırakın. Ama e, hala birbirini tutmuyorsa ve sert halde ise suyunuzu ara ara dökerek köftenizi yoğurun. Toplamda 3 veya 4 dakika bu şekilde yoğurdum arkadaşlar. Tamamen birbirini güzelce tutana kadar bu işlemi devam ettirelim. Köftem artık hazır hale geldi. Bu aşamadan sonra şekillendirip pişirme işlemine geçeceğim. Kıvamı da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Köftelerimi yapmadan önce tepsimin altını çok az un serpiştiriyorum. Un serpmemin nedeni köftelerimin tepsimin altına yapışmaması için arkadaşlar. Daha sonrasında bir kase suyu yanıma alarak köftelerimi yapmaya başlıyorum. Misket büyüklüğünde parçalar kopararak tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra koparmış olduğum bu parçaları elimle yuvarlayacağım. Köftelerimi yaparken ara ara elimi suya bandırarak avucumun içine ıslatıyorum. Bu şekilde köftelerim elime yapışmamış oluyor. Tüm köftelerimi aynı işlemi uyguladım. Öncesinde elimle küçük parçalar halinde kopardım. Daha sonrasında elimle yuvarlayarak yuvarlak forma vermiş oldum arkadaşlar. Sadece köftenin bu kısmında belki biraz eliniz oyalayabilir. Onun dışında gerçekten çok pratik bir köfte oluyor. Artık köftelerim hazır. Pişirme işlemine geçelim. Uygun bir tencerenin içerisine yeteri kadar suyumu alarak kaynatıyorum. Daha sonrasında kaynayan suyumun içerisine hazırlamış olduğum köftelerimi alarak pişirme işlemine başlıyorum. Bu aşamada köftelerinizi eklerken kontrollü ve dikkatli ekleyin arkadaşlar. Sıcak su sıçrayabiliyor. Bir kaşık yardımıyla köftelerimi karıştırarak birbirlerinden ayrılmasını sağlıyorum. Daha sonrasında orta ateşte köftelerimi pişiriyorum. Köftelerimiz pişerken bizler de köftemizin yoğurtlu sosunu hazırlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine 2 kase yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, tuz miktarını siz damak tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Son olarak 3 diş rendelenmiş sarımsağımı da ilave ediyorum. Daha sonrasında bir çırpıcıyla hepsi birbirine güzelce geçene kadar çırpıyorum. Köfteyi hazırlarken muhakkak köftenizin yoğurdu sulu olmasın arkadaşlar. Katı yoğurt olsun. Hatta sizlere tavsiyem hazır yoğurt kullanın. Hazır yoğurta da daha lezzetli oluyor. Ev yoğurdu maalesef biraz daha sulu olmuş oluyor. Bu yüzden hazır yoğurdu tavsiye ederim. Yoğurtlu sosum hazır. Artık kenara alıp köftemin yapımına devam ediyorum. Köftelerim kaynadı. Ve kaynadıktan bir süre sonra suyun üzerine çıkmaya başlayınca o anda köftelerimi suyumun içerisinden alıyorum. Burada herhangi bir pişirme süresi belirtmedim arkadaşlar. Daha öncesinde köfte yapmamış olan arkadaşlarım için de tekrar e, tekrarlamak istiyorum. Köftelerinizi pişirirken kaynadıktan bir süre sonra köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayacak. Suyun üzerine çıktığı anda o köfteler pişmiş demek oluyor arkadaşlar. Bu da sizler için e, özellikle belirtmek istediğim bir püf noktasıydı. Ben de pişen bütün köftelerimi suyumun içerisinden aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. Gerçekten hem çok lezzetli hem çok pratik bir köfte tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Başta da belirtmiş olduğum gibi bu köfte ister gün masanıza isterseniz de günün herhangi bir öğününe yapabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurdumu köftemin her tarafına bolca döküyorum arkadaşlar. Neden bolca diyorum? Çünkü bu köfte yoğurt gerçekten çok yakışıyor. Ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Fakat şunu da belirteyim: Yoğurdunuzun sulu olmaması gerekiyor arkadaşlar. Olduğundan biraz daha katı olması gerekiyor. Yoğurdumu köftemin her tarafına güzelce döktükten sonra artık salçalı sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Salçalı sosumuz için 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağımız tamamen eriyene kadar şöyle karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Tereyağım güzelce eridi. Bu aşamada içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edeceğim. Domates salçası ve tereyağı tamamen birbiriyle özleşene kadar karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde birbiriyle tamamen özleşti. Artık köftemin üzerine dökebilirim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hazırlamış olduğum salçalı sosu köftemin her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum. Salçalı sosumu köftemin her tarafına güzelce döktükten sonra son olarak üzerine maydanoz ile süsleyeceğim. İnce kıyılmış maydanozumu da köftemin üzerine serpiştiriyorum. Yoğurtlu köfte hakkında aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere oradan yardımcı olmaya çalışacağım. Köftem artık servise hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntüsü tadı gerçekten muhteşem. Hemen doku testine geçiyorum. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.